Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ilk cümlelerinden kitapları bilmeye çalışacağız. Bunu daha önce yapmıştık. Şuradan bir yerden aylar mı? Yıllar önce. Yıllar önce yaptığımızı izleyebilirsiniz. O zaman yenilmiştim. Hala onun rövanşını yapacağız işte. Onu bekliyordum. Şimdi rövanş zamanı. Evet, bakalım kim kazanacak? Başlıyoruz. Önce ben soracağım. Evet, ilk kitabımız. Kolayla başlayayım dedim. Sevdiğin bir kitap mı? Bilmiyorum. Kelimeler. Etrafın binlerce kelimeyle çevrili. Belki de milyonlarca. Bu mu kolay be? Katedral, mayonez, nar. Mississippi, Napolitan, su aygırı. Çok spesifik bir giriş bence yani. Böyle bir giriş ben hayatımda görmedim. Bilmen lazım o yüzden. Öyle çok tanıdık ama çıkmıyor. Biraz daha okusana. İpeksi korkunç yanar döner, gıdıklanma, hapşırık, dilek, endişe. Kelimeler kar taneleri gibi etrafımda uçuyor. Hayır, içimdeki melodi. Değil. Ya da müzik, içimdeki müzik. Saymıyorum, bilemedim. Ya ikinci kitap içimdeki melodi. O akımlığı çıktı ağzımda. Bence sayılmaz. Bence sayılır. Gidişata göre bakalım, belki bir avans veririm. Kitap bu. Bu kitabı hatırlayacak mı çok merak ediyorum. Çünkü ikimizin de okuyalı yıllar oldu. Yani bana sorsa ben bile hatırlayamayabilirim. Tam günümün bundan daha kötüye gidemeyeceğini düşünmeye başladığım bir anda okul dolabımın hemen yanında duran ölü adamı gördüm. Ben böyle bir şey hayatımda okumadım. Kayla her zamanki gevezeliğiyle hiç durmadan konuşuyordu. Dur. Program serisinden mi? Hayır. Adamı fark etmemişti bile. Yani ilk başta aslında şöyle bir düşününce konuşana kadar hiç kimsenin adamı fark etmediğini hatırlıyorum. Ki bu benim uyum sağlamaktaki ucube yetenekliliğimin yeni bir kanıtı olmalı. Uyumsuz. Hayır. Şu an hatırlayacağını düşünüyorum. Hayır ama Zoe, yemin ederim ki Hate Watch'tan sonra... Oha, bu şey serisi. Vampir. Evet. Serinin adını da söylemen lazım. Ya benim hayatımda ilk ve tek okuduğum vampir serisi. Sayabiliriz bence ya. Ne, çünkü yıllar oldu, hatırlamamız. İsmini bilmiyorum. Vampir Akademisi falan değil. Hayır, onu okumadın sen. Vampir. Vampirli bir isim değil. Vampirli bir isim değil. Yok, hatırlamıyorum. İşaret. Gece bir serisi. Evet. Yani gece evi desem de sayılır. Aynen, sayacaktım. Bence bir. Ben de onun öbürkünü sayıyorum. Bence bilemeyecek. Bu olay 70'li yıllarda bir kış mevsiminde Aziz Nikola Yurtusu'nun ertesi günü oldu. Okay Tiryakioğlu'nun bir kitabı. Hayır. Çok tarihi bir giriş olunca. Kilisede dini tören vardı. Han sahibi 2. sınıf tüccar Vasily Andreyevich Brehunov. Mesela isimlerden bir çağrışım. Asla yapmıyor. Kilisenin dünyevi işleriyle o ilgileniyordu. Ayrıca evde de eşini dostunu kabul edip ağırlaması gerekiyordu. Yok, bunu hayatta zaten bilebileceğini düşünmüyorum. Ben de düşünmüyorum şu an. Kopya veriyorum. Rus Edebiyatı. Tolstoy'un bir kitabı o zaman. Evet. Şey, İvan bir şeyin İliç'in ölümü. Hayır, değil. O zaman Efendiler ve bir şey. Bunu artık saymam. Efendi ile Uşa. Okay Tiryakioğlu demen. Bir tarihi bir giriş olunca ben direkt kafam tarihe gitti. Çok, neredesin biliyor musun? Şurada çıkıyorsun. Yarın yok. Ama böyle konuştum ben. Öyle mi konuştun? Tamam o zaman. Bu kitap son zamanlarda okuduğu nadir kitaplardan biri. Bakalım bilecek mi? Hayatımı bir portakal çalmak uğruna riske atmak çok aptalcaydı. Fakat bugün olası sonuçları hiç önemsemiyordum. Eğer şanslıysam korumalar beni yere serer ve kafama bir kurşun sıkardı. 17 yaşında ölmek ne büyük rahatlık. Saçmalama, ben böyle bir şey okumadım. Okudum. Hatta çok beğenerek okudum. Of, dur. Bir tık daha devam. Pazar alanındaki kalabalığın arasında hızla geçerken boynumun arkasında dokundum ve
İrkilmemek için kendimi tuttum. O sabah cildim solgun ve yumuşaktı. Saç hizamın hemen altında sadece bir benek vardı. Bu şey mi? Benim bir tatilde okuduğum o seriden mi? Evet. Oyun serisi mi? Hayır. Çocuklar oyun oynuyordu, o değil mi? Hı-hı. Yok, hatırlamıyorum. Piyo. Hatta suda bırakıp kitabı mahvetti. Hatta suda bırakıp kitabı mahvetti. Evet. Evet, bir bir hala. Bilmesini beklediğim kitaplardan. İnsanların çok farklı dillerde konuştukları, çok çok eski zamanlarda, sıcak ülkelerde kocaman ve görkemli kentler vardı. Bu kentlerde krallara, imparatorlara ait muhteşem saraylar bulunur. Geniş caddelerin yanı sıra daracık, dolambaçlı yollar dikkati çekerken bir yandan da altın yaldızlı mermer heykellerle oha, bu kitap ne be? Süslü tapınaklar göz kamaştırırdı. Farklı ülkelere ait eşyaların satıldığı rengarenk pazar yerleri kurulur, insanlar günün önemli olayları konuşup tartışmak ve anlatılanları dinlemek için geniş alanlarda bir araya gelirlerdi. Paragraf okudum ya. Çıkmıyor. Performansı düşmüş. Geçen sorduğum kitabın hepsini bilmişti. İlk cümleden direkt bilmişim ama çıkmıyor. Biraz daha okusana. Bu tiyatrolar tıpkı günümüzdeki seklere benziyordu. Tek farkları bunların taştan yapılmasıydı. Seyirciler için olan oturma yerleri dev bir huni gibi basamak basamak yükselirdi. Allah Allah. Ben bilmiyorum. Aç. Valla hiç aklıma bile gelmedi. Çok üzüldüm şu an. Çok severek okuduğum bir kitaptı. Bu kitabı bilebilir de bilmeye de bilir. Emin değilim ama. Ay, bir tane kolay seçmemişsin. Sabah saat 5'ten biraz önce çoğunluğu Fransız ordusundaki subaylardan oluşan 18 kişilik bir grup Paris'teki kadın hapishanesi ikinci katına casus çıktı. Casus. Evet. Az daha çizgili pijama falan diyecektim de. Evet, bildim. 2-1. Yeniliyorum. Güncel bir kitapla geldim. Bu sol taraftan mı başlıyor? Manga mı aldın? Neyse. Şimdi yani şuradan mı başlıyor, buradan başlıyor anlamadım ama sağa okuyacağım. Oldukça ilginç ve tüyler ürpertici bir hikayesi var bu bebeğin. Bir aileye ait. Aile üyeleri ise kendilerini gizli tutmayı ve isimlerini açıklamamayı tercih etmiş. Kim olduklarını, nerede yaşadıklarını ve kaç çocuk olduğunu bilmiyoruz. Ancak küçük bir kız çocukları olduğunu biliyoruz. Aile bir gün küçük kızlarına normal, sıradan oyuncak bir bebek aldı. Kim bilir, bu belki bir doğum günü hediyesi, belki yılbaşı. Kız çocuğu biraz daha büyümüş ve artık aynı oyuncaklarla, hatta bebeklerle oynamaktan sıkılmıştı. Oyuncak bebek de bir köşeye atılarak yalnızlığa terk edilmişti. Aa, çok tanıdık ama çıkmıyor. Allah Allah. Bir rivayete göre, olaydan hemen önce aile ne? Ha, atlamışım pardon. Bunu gören anne babası oyuncak bebekleri topladı, bir kutu içinde çatı katına kaldırdı. Ne var ki üstünden çok uzun yıllar geçmişti. Tam 11 sene. Aa, çok hatırlıyorum. Evet, hatırlıyorum ama çıkmıyordu. Bu kadar. Neredeyse şuraya kadar falan okudum ben. Ya. Yazarını söylersen de kabul ederim. Yazarı da gelmiyor aklıma. Of, yenilerde okudum kitaplar devamlı lazım. Evet, son zamanlarda okudum. Of ya. 3 2 1 Paranormal. Of. Bence bu kitabı bilinecek. Çok bilindik bir kitap çünkü. Yani benim için öyle. Onun için de öyle olduğunu düşünüyorum. Sınıfın havası sterildi. İnatçı çamaşır suyu kokusu duvardaki taze beyaz boyanın kokusuna karışıyordu. Salgın. Hayır. Saçmalama. Salgın diye bir kitap yok bizde. Sen saçmalama.
Bu şey serisi işte ya. İntihar ediyorlardı çocuklar. Evet ama adı salgın. Adı salgın. Değil. dur. Dur. Psikopat değil. Neydi ya bu? İntihar bir salgın hastalık olsaydı falan diye böyle ortada haklısın. Videoları yapıyorduk. İntihar. 3, 2, 1. Ne? Program. Ya of! %90 bildim ama yani. Salgın olmalıydı ismi daire. Ne alaka program? Çünkü orada program kuruluyor. Çok saçma. Salgın, siz söyleyin. Salgın tık diye bu olayı anlatmıyor mu? Hizmetçiler onlara melençki, yani küçük hayaletler diyordu. Çünkü içlerinde en ufak tefek, en küçük olanlar onlardı. Çünkü onlar dükün evinde pis pis gülen hayaletler gibi dolanıyor, odalara bir girip bir çıkıyor, konuşmalara kulak misafiri olmak için dolaplara saklanıyor ve yazın son şeftalilerini aşırmak için gizli gizli mutfağa sokuluyorlardı. Ben böyle bir kitap mı okumuşum? Hem de çok popüler. Oğlan ile kız buraya birbirlerinden birkaç hafta arayla varmış. Böylece sınır savaşlarından iki yetim daha kurtarılmıştı. Gölge ve kemik. Evet. Evet, 2-2 yaptım. Son kitap. Son, bilirsem kazanıyorum. Evet. Bu kitabı bileceğinden %100 eminim. Çok kolay. Üzerimde baskı kurmaya çalışıyorum. Son 4 yılın büyük bir bölümünde laboratuvara girme iznim yoktu. Yine de bu oraya... Labirent. Hayır. Saçmalıyorsun. Saçmalamıyorsun. Devam et. Yine de bu oraya gizlice inmeme engel olmuyordu. Ve artık çocukları ziyaret etmek için gece yarısı uyanmam gerekmese de biyolojik saatim hala o programa tamamen uyuyordu. Ben bunun adını bilmiyorum. Bu kitabı hatırladım. Hiç de popüler falan da değil bu arada. Popüler demedim yalnız. Ne dedin? %100 bileceğinden eminim dedim. Biraz düşünmek istiyorum. Kitabı bildim. Bu insanüstü güçler çocukların üzerine deney evet. yapılıyordu falan filan. Yeterince etkilememiş ki adı aklımda kalmamış. Adı çok garip aslında. Unutulmaması gereken bir isim. Adı. Yok bilmiyorum. Amnesi. Üf ya. 2-2 kaybetmediğim için mutluyum. Açıkçası. Evet. Momo'yu bilemediğim için çok üzüldüm. Onu bilmem gerekiyordu. Ben bence kazandım bu arada. Kitapları %90 bildim. Sadece ismini söyleyemedim. Konusunu her şeyi bildim. Bence bir tık kazandım. Sen hiç bilemedin. Ya ben o dünya kadar kitap okumuşum onun üstüne yani. Bilemem bence gayet normal yani. Hiç ilgilendirmez. Neyse dostluk kazandı. Kardeşlik kazandı. Hı, aynen. Ama ilkini ben bir gidin izleyin. Hepsini biliyordu. Çok sinirlenmiştim ya. O zaman bu kadar çok kitap okumuyordum. Okuduğum kitaplar daha çok aklımdaydı. Yani şu an ben o paranormal kitabını yenilerde okudum ama üstüne 100 tane kitap okudum yani. Evet, ya isim aklında kalmıyor zaten bence birazcık insanın. Neyse olsun, sağlık olsun. Kardeşlik kazandı. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.